Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Mayıs 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Mayıs 2023'ün en önemli aylarından birisi. Bakalım konu başlıklarımızda neler var? 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda ay tutulması yaşayacağız. 15 Mayıs'ta Merkür Retrosu sona eriyor. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak. 19 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda yeni ay doğacak. 20 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu'na geçecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda önemli bir ay tutulması yaşayacağız. Tüm Mayıs ayını ve önümüzdeki birkaç ayı önemli ölçüde etkileyecek bir tutulma bu. Son 1,5-2 yıldır Akrep Boğa tutulmaları etkisindeyiz. Ve bu Akrep'teki artık bir yaşayacağımız son tutulma. 12. evinizde meydana gelecek. 12. ev tutulmaları biraz zorlayıcı olabilir. Gizli ve bilinmeyen konularla ilgili olabilir. Ya da tamamen sizin bilinçaltınız, ruhsal durumunuz, genel sağlığınızla da ilgili olabilir. Ay tutulmaları duygusal anlamda hassas enerjiler ortaya çıkarır. Ama bir orada önemli bir anlayış, bir farkındalık, bir dönüşüm de vardır. Bu tutulmayla beraber çalışma şekilleriniz, yaşam şekliniz, alışkanlıklarınız, bir şeyleri hayatınızda dönüştürmeniz, bırakmanız, geride bırakmanız mümkün. Bir detoks gibi düşünün bunu. Zararlı olan konulardan artık hayatınızda ayrılmanız gerekiyor. Bu yanlış bir iş de olabilir. Artık bitmesi gereken bir konu olabilir. Bağımlılıklarınız olabilir. Zararlı alışkanlıklarınız olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Aslında sabit burçlarımız daha çok etkileniyor. Siz bir değişken burçsunuz. Eğer sabit burçlarda boğa, aslan, akrep ya da kova burçlarında gezegeniniz varsa 14 derece ve yakınlarında, o zaman bu tutulmanın sizin için tesirli olabileceğini söyleyebiliriz. Sizinle birebir ilgili olmasa da işte iş arkadaşlarınız, yanınızda çalışan kişiler, evcil hayvanlarınız ve benzeri konularda da tutulma sırasında heyecan yaratacak ani gelişmeler olabilir. Çünkü Uranüs etkili bir tutulma bu. Merkür geriliyor. Merkür gerilediği için biraz geçmişten gelen konu ve kavramları da hayatımıza taşıyabilir. Yarım kalmış konulardır bunlar. İşte bitmemiş işlerdir. Gözden kaçırdığımız detaylardır. Sağlığımızla ilgili görmezden geldiğimiz bir konudur mesela. Veya işte tedavimizde yapılması gereken bir düzenleme vardır. Bununla ilgilenmemiz gerekir. Bunun gibi konular olabilir. Dikkat etmek gerekiyor genel itibariyle. 15 Mayıs'ta Merkür ileri harekete dönecek. Retronun bitmesiyle beraber aslında 15 Mayıs'tan itibaren iş konuları, günlük hayatımız, buralarda daha net olmamız, daha doğru adımlar atmamız, artık bir şeyleri daha hızlı yoluna koymamız mümkün. O ayın ilk yarısında hissettiğimiz gecikmeler, karışıklıklar 15 Mayıs'tan itibaren yavaş yavaş yoluna girebilir. Ve siz de daha net artık hareket edebilirsiniz. Ve 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa Burcu'na geçecek. Şimdi Jüpiter'in Boğa Burcu'na geçmesi önemli. Önemli bir enerji değişimi. Bir yıl kalacak Jüpiter Boğa Burcu'nda 2024-25 Mayıs'ına kadar. En son Jüpiter 2011 Haziran'la 2012 Haziran arasında Boğa Burcu'ndaydı. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. 6. evinize gelecek. Jüpiter iyicil bir etkidir. Büyük şanstır. Ve geçiş yaptığı burçlarda, evlerde bize kısmetler getirir. Bu konularda hayatımızda iyileşmeler olur. Büyüme imkanları, gelişme imkanları bulabiliriz. İş arıyorsanız mesela, işsizseniz sevgili yaylar, Jüpiter iş ve meslek alanınıza geçecek. Yani burada bir meslek öğrenmeniz, bir işe başlamanız mümkün. Yani önümüzdeki bir yıl size şanslar verecek. Günlük hayatınız, yaşamınız, genel sağlığınızda iyileşmeler getirecek. Yaşam şartlarınızda, kalitenizde, mesela yaşam kalitenizi artırabilir. Ve daha fazla destek, yardım alabilirsiniz. İşte bir yardımcıya ihtiyacınız varsa evinizde, iş yerinizde, şimdi bu karşınıza çıkabilir. Evcil hayvanlar bakımından iyi. Evcil hayvanı olmayan yaylar bir evcil hayvan edinebilirler mesela. Bunun gibi güzel etkiler de size getirebilir Jüpiter geçişi. 19 Mayıs'ta tam da bu alanda yine Boğa Burcu'nda bir yeni ay var. Gördüğünüz gibi bu ay hep 6. ev konularınız çok öne çıkıyor. Bu da sizin günlük yaşamınız, işiniz, mesleğiniz, genel sağlığınız demek. Boğa yeni ayı aynı zamanda 20 Nisan'daki güneş tutulmasını da tetikliyor. Böyle bir yenilik, bir değişim, bir başlangıç enerjisi var. Bir düzenleme. Hani bu bir diyete başlayabilirsiniz. İşte yeni bir beslenme programına başlayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bir tedaviye başlayabilirsiniz. Giyim kuşamınızı bile değiştirebilirsiniz yani. İşte evcil hayvan sahibi olabilir. Çalışma koşullarınızda yenilikler, değişimler olabilir.
Sabitler daha fazla etkilenecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 28 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa etki alabilirsiniz. Ancak tabii değişkenlerin ilk dereceleri de etkilenebilir. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0 ile 3 derece arasıysa yine bu yeni ay sizin için daha belirgin tesirler getirebilir. Başlangıçlar, yenilikler getirebilir. 20 Mayıs itibariyle Mars Aslan'a geçecek. Mars Aslan'a geçince enerjimiz aslında olumlu yönde artmaya başlıyor. Onun öncesinde Mars Yengeç Burcu'nda olacak. Mars Yengeç Burcu'ndayken biraz finansal konularda işte daha hassas, daha kırılgan olduğunuz bir süreci işaret ediyor. Harcamalarınız olabilir. Biraz bütçenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Venüs de yengeçte olacak. Venüs burada iyice tesirler de getiriyor. Yani geliyor ama gidiyor da bu şekilde para konularında. Ama 20 Mayıs'tan itibaren Mars Aslan'a geçecek. Enerjinizi daha fazla sizi mutlu eden, keyif veren konulara yönlendirmeye başlıyorsunuz. İşte seyahat etme isteğiniz artacak. Tatil için organizasyonlar yapabilirsiniz. Gezebilirsiniz. Eğitim konuları, kültürel konular, medya, yayıncılık konuları, akademik işleriniz, yurt dışı konuları, hani buralarda daha fazla enerji harcayacağınız bir dönem başlayacak. Kendi motivasyonunuzu, özgüveninizi de arttıracaktır Mars'ın buradaki desteği. Bu ay önemli açık kalıpları da oluşuyor gökyüzünde. Örneğin 16 Mayıs'ta Jüpiter'in Boğa burcuna geçişiyle beraber 16, 17, 18 Mayıs gibi Jüpiter Kova burcundaki Plüto ile kare açı yapacak. Kolektif alanda daha çok bunun tesirlerini hissedebiliriz. Baskı veren bir etkidir bu. Aynı zamanda çok zıtlaşma enerjisi olduğu için büyük bir güç. Ama bu gücün kontrolünde bir zorlaşma var. Manipülatif bir durum oluşturabilir. Özellikle güç ve yönetim alanında gücü elinde bulunduran kişilerde, ekonomik alanda, çünkü Jüpiter Boğa'da, para, ekonomik alan, para piyasalarında dönüşümler, güç değişimleri gibi durumlar, baskılar olabilir. Kişisel anlamda çok fazla etki almayabilirsiniz. Bu daha çok hani kolektifte olabilecek bir etki. 20 Mayıs'ta Mars'ın Aslan'a geçmesiyle beraber bu sefer Mars da bu açık kalıbına dahil olacak. 20, 21 Mayıs, 22 Mayıs işte Mars Plüto kare karşıtlığı, Mars Jüpiter karesi de gerilimli bir açıdır. Spekülatif alanlara, manipülatif durumlara çok dikkat etmek gerekiyor. Doğa olaylarında bile tetikleyici olabilir. Hatta kazaları, sakarlıkları da çok tetikleyebilir. Bu daha çok sabit burçların 0-3 derecelerini etkiler. O yüzden kişisel haritalarınızda eğer sabitlerin ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa dikkat etmekte fayda var. Ve ayın son günlerinde 27-28 Mayıs'ta Güneş Satürn karesi var. Bu sizi biraz daha fazla etkileyebilir. Çünkü Satürn balık burcunda, değişkende. Güneş de ikizlerde olacak. Güneş Satürn karesi sevgili yaylar sizi daha fazla etkileyebilir. 27-28 Mayıs'ta her türlü ilişki dinamiğinizde, aile büyükleri, otorite figürleriyle ilişkilerde biraz böyle sorumluluklar olabilir. Sorumlulukların üzerinizdeki baskısı olabilir. Kendinizi engellenmiş, kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İşte aileyle ilişkiniz arasında çatışmalar hissedebilirsiniz. Bunları iyi yönetmek, sağduyulu olmak gerekiyor. Genel anlamda da hem kendi sağlığınız hem aile büyüklerinin sağlıkları konusunda da mümkün olduğunca temkinli olmakta fayda var. Sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Yay burcu, burçlar kuşağının 9. burcudur. Ateş elementinin değişken niteliklerini taşır. Şans ve bereket gezegeni Jüpiter tarafından yönetilir. Yay burcu, ateş elementinden olmasına rağmen değişken yapısıyla hava grubu özellikleri de taşır. Bolluk, bereket, zenginlik gezegeni Jüpiter tarafından yönetildiği için de genelde şanslı kişiler olurlar. Karşılarına çıkan fırsatları değerlendirebilirlerse çok başarılı olabilirler. İyimser, neşeli, meraklı, özgürlüğüne düşkün kişilerdir. Yay burcu için gezmek, yabancı kültürleri tanımak, öğrenmek hayatlarında her zaman önemli bir yer tutacaktır. Geniş fikirli ve kültürlü kişilerdir. Hayatın anlamı, felsefesi ve manevi konular her zaman ilgilerini çeker. Öğrenmek ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmak hayat amacıdır. Özgürlüklerine çok düşkün oldukları için herhangi bir kişi veya yere bağlanmakta zorlanabilirler. Keyiflerine ve rahatlarına düşkün oldukları için sorumluluk almaktan da kaçınabilirler. Yay burcu Jüpiter'in etkisiyle duygularını ve davranışlarını bazen çok abartabilir. Bu onun kontrol etmesi gereken bir özelliğidir. Genellikle dürüst kişilerdir. Ancak abartılı konuştukları için yanlış anlaşılabilirler. Çok fazla konuyla ilgilenmeleri ve iyimser yapıları
başarı konusunda onları bazen engelleyebilir. Jüpiter onlara hayatları boyunca birçok fırsat ve imkan sağlayacaktır. Eğer sabırlı ve kararlı davranırlarsa başarıya da daha kolay ulaşabilirler.